her şeyi yaptılar. Allah razı olsun. Gerçekten emniyet çok güzel çalıştı. Ben teşekkür ediyorum. Zaten olması lazım odur. Yani onun hakkını yerde bırakmasınlar. Artık başka ölmesinler. Pınarlar ölmesin. Başka ölmesin. Pınarlar telafi evet. olmasın. Başka ezgiler aneler ölmesin. Alamasın. Aneler alamasın. Aneler bu acıyı çekmesinler. Beş gün, bir haftadır bu anne yüreği diyorlar. Sadece ben Cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Onu adam etsin. Onu adam etsin. Evet. Başka... Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim isteğim o. Zaten biliyorum. Vicdani bizim bir cumhurbaşkanımız var. Bizim Allah razı olsun. O kadar iyi ilgilendiren hepsi de. Ben onu istiyorum. Ben onu adamı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu kız suçsuz. Hiç suçu yoktur. Ben bir tokat bile vurmadım, kıyamadım kızıma. Canice. Kokosun. Hiç kimse. Pınarlar özgü canlar artık ölmesin lütfen. Ya ben, Allah razı olsun. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Hakkını yerde bırakmasın. Allah razı olsun. Onu da yeşi de. Onu da evladı kız çocukları var. Onu başına gelir. Allah kimseye başına getirmesin. Ya Rabbi bizim başımıza Amin. Geldi. Allah kimseye Amin. Başına getirmesin. Ya Rabbi. Ama ben güveniyorum. Ben Cumhurbaşkanım'a güveniyorum zaten. Onu ben farkındayım. Biliyoruz zaten. Allah razı olsun. Ona da İdam takipçi. Etsinler. Takipçi olsun. O tek de değil. Tek değil biz biliyoruz. Ben oraya gittim. Ben şahsa her şeyi biliyorum. Ben kameraya hepsi baktım. Bir tek kişi değil şu anda bir tek kişi yakalamış. Onun şeyi de var. Onu da takip etsin Cumhurbaşkanını. Evet onu istiyorum. Adamı da istiyorum. Onu hem bizi mahvetti hem kendin ailesini de mahvetti. Yani onu bir cani bir insan değil. İnsan değil. Hayvan da değil. Hayvan da öyle yapmıyor. Şimdi bir hayvan gelse burada hiç zarar vermiyor. İnan ki o kadar yani o kadar onu bizi yaktı. Bir tane benim çocuğum da cezaevinde o zaten şimdi görüyor çocuk da orada gidecek yani. Yani ben bizi perdi perişan ettim, bizi mahvettim. Ben kendim de hastayım. Yarı hasta, ağzımda hasta var. Ben kendim de hastayım. Yani o tamamıyla aileyi darmadağına gayetti. Bizi bitirdi. Allah razı olsun. Size güveniyorum Cumhurbaşkanım. Ben de güveniyorum zaten. Çok teşekkür ederim. İlk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, özellikle Muğla Emniyet Teşkilatı'na ve Jandarma İl Bölge Komutanlığı'na teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten 4 gün boyunca adamlar gece gündüz demeden gözlerimle gördüm. Çok iyi çalışmaları oldu. Ve onlar olmasaydı belki ben kızımı bulamayacaktım bir daha. Çok üzgünüm. Artık pınarlar ölmesin bu memlekette. Gerçekten bir insanın yani her kız öğrenciye bir tane nöbetçi koymak mı lazım bu ülkede? Artık pınarlar ölmesin, özge canlar ölmesin. Bu ölümler son bulsun. Yeter artık. Yani buramıza gelmiştir. Gerçekten buramıza gelmiştir. Artık bir isyan noktasına gelmiştir. Zaten fark ederseniz bütün şehirlerde kadınlar ayakta. Yarın erkekler de bunlara destek verir. Türkiye ayaklanır. Bir an önce bu iş bitsin. Bu adam bizim yüreğimizi yaktı. Ve kendi ailesinin yüreğini de yaktı. Aynı zamanda. Hem kendisine yaptı hem bize de yaptı. Ne diyelim? Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Maalesef Türkiye'miz çok güzel. Bunun değerini bilelim. İnsanları sevelim. Ölüme son diyelim ya. Bu kan bitsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkürler.